Aşağıdaki soy ağacında Rh negatif kan grubuna sahip bireyler taranmıştır. Bu soy ağacına göre numaralı bireylerden hangisinin homozigot Rh pozitif kan grubuna sahip olabileceği sorulmuş. Şimdi verilenlere göre bunlar negatif olarak belirdiği için yukarıdakilerin tespitini yapmışız. Bunun küçük R küçük R gelebilmesi için ve bunların sağlam olabilmesi için heterozigot olmaktan başka çareleri bulunmamaktan. Dolayısıyla yukarıdaki ebeveynler sağlam olduklarına göre büyük R küçük R büyük R küçük R olsa bile bunun büyük R büyük R olma ihtimali söz konusu. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 seçeneğimiz olmuş olacak diyoruz. Erkek ve kadınların eşit sayıda olduğu 6.000 kişilik bir popülasyonda her 100 bayandan 4'ü renk körüymüş. Bu popülasyondaki renk körü erkek ve kadınların toplam sayısı kaçtır diye sorulmuş. Renk körlüğünün de X kromozomunda taşınan çekinik bir gen olduğu ifade edilmiş. Şimdi şurada çözümü yaptım. Her 100 bayandan 4'ü renk körü ise 100 kişilik ankete göre cevaplarımızı buluyoruz bu sorularda. %4'ü ise %4 bu şekilde ifade ediliyor. Bayanlarda X küçük R X küçük R olursa eğer ancak renk körlüğü meydana gelebiliyor. Her bir çekinik gen Q ise açılımı kullanıyoruz. X'e bağlı çekinik olan rahatsızlıklarda. Dolayısıyla erkeklerde bir tane X olduğu için sadece P ve Q'yu kullanıyoruz. Dişilerde iki tane X olduğu için açılımı kullanıyoruz. Dolayısıyla Q karenin bir 0,04 olduğunu ve karekökünü aldığımız zaman Q'nun 0,2, P'nin ise toplamdan 1 olması gerektiği için 0,8 olduğunu buradan tespit etmiş oluruz. Şimdi bize ne demiş? 6.000 kişinin yarısı bayan, yarısı erkekmiş. O zaman biz bayanlardan ne kadarının hasta olduğunu şöyle bulacağız. 100 kişide 4'ü hastaysa 3.000 kişide kaç kişisi bu şekilde hasta olur diye oran yaparsak 120 çıkıyor buradan. Erkek bireylerde ise X, R, Y'yi yazdık. Bunlar hasta birey çünkü. Ve küçük R geninin bir 0,2 olduğunu buradan bulmuştuk. Bu da %20 anlamına gelen bir ifadedir. Yani 100 kişide 20 kişi bu şekilde hasta olabiliyor. 3.000 tane erkek olduğunu yukarıda söylenmiş eşit sayıda olduğunu bildiğimiz için 3.000 kişide kaç kişi hasta diye oranlayacak olursak buradan da 600 tane erkeğin renk körü olduğunu bulmuş oluruz. İkisinin toplamını alacak olursak 720 cevabına ulaşmış oluyoruz. Aşağıdaki yapılardan hangisi yaprağın enine kesinde görülmez? Kök ve gövde enine kesitte kalınlaşabilir yıllar geçtiği zaman. Fakat biz yaprakların sonbaharda döküldüğü için veya dökülmese bile enine kesitinde bunların biz kalınlaşamayacağını, ince kalacağını, dolayısıyla kambiyoma rastlanmayacağını söyleyebiliriz. Ama stoma gaz alışverişi yapıyor. Kütükula su kaybını engellemek için ince veya kalın olabiliyor. Epidermis olan örtü doku yaprağın dışında koruyucu kollayıcı tabakadır. Parenkima ise sünger ve palizat parenkiması ikiye ayrılıp yaprağın enekesinde fotosentez için görevlendirilmiş olabilir. Havalandırma parenkiması hava almayı sağlayacak tarzda olabilir diye düşünebiliriz. 23. sorumuzda demiş ki nemli iklim şartlarında yaşayan bitkiler hangi özelliklere sahiptir? Şimdi nemli iklim şartları demek terlemenin fazla olmasıyla alakalı sıkıntı yaşamayacak. Su kaybı problemi önemli olmayan anlamında. Dolayısıyla biz bu bitkilerin geniş yaprak yüzeyine sahip olup terleme yüzeylerinin fazla olmasının bu bitkiye zarar veremeyeceğini, ince kütükula tabaka su kaybı problemi olmayanlarda bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Ama yapraklar diken şekline dönüşmüşse bu su kaybını engellemek için bir adaptasyondur. Kökler yaprağın toprağın derinliklerine doğru dalmışsa bu ana kayadaki suya ulaşmak için bir çabadır. Onun için 3 ve 4'ün biz kurak bitkilere ait olduğunu ifade edebiliriz. Çok sayıda stoma terlemenin fazla olacağı anlamına gelir. Yine bu da nemlilerde gözlemlenir. Kökün yüzeye yakın olması da suya çok fazla zahmetsiz bir şekilde kavuştuğunun göstergesidir. Bunun için cevabımız 1, 2, 5, 6 seçeneğimiz yani Bolu şıkkımız olmuş olacak arkadaşlar. 24. sorumuz duyu organlarında bulunan 1, 2, 3, 4 öncüllerini vermişler. Bunlardan hangileri dışarıdan gelen uyarıları alan reseptöre sahiptir diye sormuş. Şimdi sarı benek gözümüzün retina A tabakasında bulunup en yoğun koni reseptörlerin bulunduğu bölgedir. Dolayısıyla burada reseptör bulunmakta. Göz merceği sadece ışığın içeri kırılmasını sağlıyor. Reseptör bulunmaz burada.
Öztaki borusu iç kulak, dış kulak, kulak zarıyla ağzımızın arasında basıncın dengelenmesini, dışarıya açılan ağzımızın ve dışarıdan gelen sesleri duyan kulağımızın zarının basınç farkından dolayı zarar görmemesini, patlamasını engelleyen borudur. Bunun reseptöre sahip olduğunu söyleyemeyiz. Ama tat tomurcuğu tatların algılanmasıyla alakalı papilla diye geçiyor. Dilimizde kemoreseptörlere sahiptir. Dolayısıyla biz 1 ve 3'ün reseptör sahibi olduğunu ifade edip cevabın Edirne olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Karşısındaki hedef tahtasına puan alabileceği bir atış yapmak isteyen, bakın puan alabileceği yani düşünecek, işte 12'den bulmam lazım hedefi diye kafasından geçirecek ve ona göre bir atış yapacak. Yani dengesini de sağlaması gerekecek ki dengeli bir atış olsun. Dolayısıyla biz şu 4 uzuvdan beyincimizin dengeyi sağlamak için, uç beynimizin ise hedefi 12'yi görmek, yorumlamak için kullanılacağını söyleyebiliriz. Cevabımız 2 ve 3 seçeneğimiz olur. Bundan dolayı biliyorsunuz omurilik refleks olaylarında görevli. Orta beyin ise kas tonusunu ayarlayan, gözümüzün fazla ışıkta az ışıkta göz bebeğinin uyumunu sağlayan, büyük küçülmesini sağlayan, sonra işitme ile alakalı refleks olaylarının, kendiliğinden duyma olaylarının meydana gelmesini sağlayan kısımdır orta beyin kısmımız. (Gülüyor) 26. sorumuza bakacak olursak, yüksek kan şekerine sahip kişilerde kullanılan insülin, biliyorsunuz insülin pankreasın bir hormonudur ve protein yapılıdır. Aşağıdaki yapılardan hangisine sahip olmasından dolayı ağız yoluyla alınamaz. Ağız yoluyla biz insülini alacak olursak, protein olarak bunu vücut algılayıp sindireceği için artık iş yapamaz hale gelir. Dolayısıyla biz peptit bağlarının bulunmasının, bunun yapısının korunmasıyla alakalı olduğunu ve biz bunun bağlarının kırılmaması gerektiğini düşünebiliriz görev yapması için. Bundan dolayı cevabımız Bursa olur. Hangisi insan omurgasına ait özelliklerden değildir diyor. Sırtımızda bulunan 33 tane omur adını verdiğimiz kemiğin birleşmesiyle oluşan omurgamız, yapısını oluşturan kemiklerde sarı ilik bulunmaz. Çünkü sadece uzun kemiklerin gövde kısmında sarı kemik iliği bulunmakta. Kaburga kemiklerine ve iç organlarına tutunma yüzeyi oluşturur. Evet, bu da doğru bir ifade. Tutunma yüzeyi oluşturuyor. Vücudun esnek hareketler yapmasına yardımcı olur. Benimizin bu şekilde esnebilmesi, sağa sola hareketlerin sağlanması gerçekleştirilebiliyor. Hatta aralarında kıkırdak diskler var. Bunlar yerinden kayınca fıtık oluyoruz. Bel fıtığı, boyun fıtığı gibi. Yassı omur kemiklerinin tam hareketli eklemler yaparak birleşmesinden oluşur ifadesi doğru diyemeyeceğiz. Çünkü bunlar yarı oynar eklemlere giriyor. Tam hareketlilere girmiyor. Cevap denizli olacak. Vücudun dik durmasına yardımcı olur mu? Evet. Omurga sayesinde biz belimizin dik durabileceğini, vücudumuzun dik durabileceğini söyleyebiliriz. Cevabımız bundan dolayı denizli seçeneği olmuş olacak. 28. sorumuz, dış ortamdaki büyük bir besin molekülünü fagositozla alan bir organizma, mesela bir amip, besindeki proteinleri yapı elemanı olarak kullanabilmesi için, kendi yapısına uygun proteine dönüştürebilmesi için diyor. Acaba hangi sıraya göre bu işlemleri gerçekleştirmesi gerekir? İlk önce besini aldığı zaman besin kofuluyla bunu alıp lizozomla birleştirip bunu sindirim kofulu haline getirmesi lazım. Sindirim sonucunda oluşan monomerlerin yani amino asitlerin sitoplazmaya dağılması söz konusu olacak. Daha sonrasında kendi yapısına uygun şifreleri DNA'dan mRNA sentezleyerek sitoplazmaya gönderecek. Elçi olaraktan mRNA'yı seçecek. Ve daha sonra mesajcı RNA'nın ribozomu aktifleştirmesi, pasif olan ribozomu büyük ve küçük alt birimi birleştirerek aktifleştirmesi söz konusu. Ve bu şekilde ribozomda en son amino asitlerin biz peptit bağlarıyla birleşerek peptitleşme reaksiyonlarından sonra kendi yapısına uygun proteine dönüştürdüğünü söyleyebiliriz. Bunlara düşünecek olursak cevabımız 3 ile başlayan, 1 ile 5 ile 2 ile 4 ile devam eden denizli seçeneğimiz olmuş olacak. 29. sorumuz, ince bağırsakta farklı damarlara emilen besinlerin tamamı, yani lenf kılcallarına, kan kılcallarına emilen yağların monomerleri adek lenf kılcallarına, diğerleri kan kılcallarına emiliyor, karaciğere gidiyor. Diğerleri de direkt olarak lenf sistemiyle kalbimizin sağ kulakçığına kadar taşınıyorlar. Dolayısıyla karaciğerden bunlar sağ kulakçığına gelecekler. Fazlalıkla depolandıktan sonra ihtiyaç olanlar
Yağların monomerleri de ve adekler de yine kalbin sağ kulakçığına en son dökülmüş olacaklar. Dolayısıyla bunlar en son tekrar bir araya ancak kalbin sağ kulakçığında gelebilirler diyoruz. Son sorumuz, sağlıklı bir insanda 1, 2, 3 durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi kanın pH'inin normalden daha düşük olmasına yani asitliğin artmasına sebep olur diye sormuş. Kanımızın pH'ini artıran, düşüren yani asitliği artıran faktör karbondioksittir arkadaşlar. Dolayısıyla kılcal damarlarda kanın akış hızının azalması kanın asitliğini değiştirmez. Karaciğerde üretilen globin proteini miktarının artması ancak sentezlenecek olan hemoglobinin miktarının belki artışına dalalet eder. Bunun kanın pH ile bir ilgisi yoktur. Ancak kan plazmasında solunum sonucunda doku sıvısından çıkan erimiş halde bulunan CO2 oranı artarsa bu da solunumun hızlanmasını tetikler. Bu da ancak işte vücudumuzu biz hareketlendirdiğimiz mesela bir anda koşmaya başladığımızı düşünün. Ne oluyor? Dokularımız, hücrelerimiz bir anda oksijenli solunumu hızlandırıyor. Benim zamanda doku sıvısına çıkan CO2'ler artıyor. CO2'ler kana geçiyor. Kanda artan CO2 miktarı omurilik soğanı sayesinde solunum sistemimizin uyarılmasıyla bir an önce vücuttan atılmak için bizim nefes alışverişimizi hızlandırmış oluyor. İşte bu sıraya göre düşündüğümüz zaman cevabımız yalnız 3 seçeneği Bursa, pardon Ceyhan olmuş olacak arkadaşlar.